Jackson bir dili. Bir gel. Bir gel. Bir gel. Evet arkadaşlar. Bu benim kızım Lili. Seterdir kendisi. Ailemizin yeni üyesi. Bu güzellik aramıza yeni katıldı. Kızım usludur, akıllıdır. Bugün size kanalımızda kefal havyarından bahsedeceğiz. Botarga kefal havyarı. Evet, bunu İzmir bölgesinde Karaburun'da Melat Bey arkadaşımız el emeği, göz nuru kendisi yapıyor. İlk olarak kefal havyarını nasıl yiyeceğimizi size gösterelim. Her tarafı doğal mumdan kaplanmış durumda. Öncelikle yiyeceğimiz kadar olan bir kısmı kesiyoruz. Bakın arkadaşlar, içinin görünüşünün güzelliğine gayet başarılı. Yağ oranı falan 10 numara. Şimdi biz tabii bunu yemeyeceğiz. Sadece yediğimiz kadarını kesiyoruz. Bunu niye böyle kesiyoruz? Diğer tarafları kurumasın diye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kefal havyarını aldıktan sonra ilk olarak içerisine hafif bir bıçak darbesini şöyle şey yaparak dış mumunu bu şekilde çıkartıyoruz. Evet. Mumumuzu atıyoruz. Tamamen el yapımıdır. Hiçbir şekilde fabrikasyon değildir arkadaşlar. İzmir Karabağlar, İzmir Karaburun'da Vedat Bey arkadaşımızın yapmış olduğu kefal yumurtalarımızdır. Evet, görüyorsunuz. Mal çok güzel. Tertemiz. Rengi, parlaklığı 10 numara. Kalan bir deri kısmı var. Onları çıkartıyoruz elimizle. Fazla girmişiz. Fark etmez. Bunları tabii ziyan etmeyelim. Bunlar yenir tabii her zaman. O benim birazcık yanlışım oldu. Kusura bakmayın. Evet. Havyarımızı derisinden de çıkartarak kesilmeye hazır hale getiriyoruz. Evet, görüldüğü üzere tamamen doğal. Rengi zaten bu rengi önemli olan rengi arkadaşlar. Sapsarı. Çok güzel. Gerçekten Vedat arkadaşım güzel şey yapmış. Şimdi bazı insanlar bunu çapraz çapraz kesiyorlar. Fakat tabii biz bunu kendimiz yiyeceğimiz için bu şekilde ince dilimler halinde kesiyoruz. Tabii birazcık da dilimlerimi kalınlaştırıyorum. Evet. Bunu dilimde o kalın kalkışayım. Evet. Dilimlerin renklerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. O kadar lezzetli ki anlatamam size. Şimdi diğer aşama ekmek. İsterseniz ekmek arası yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu tabi şey yapmak için kendime göre yöntemim var. Hepsi bu şekilde alıp tost makinesinde ekmeklerimi hafiften bir kızartacağım.
Biz bu şekilde keyif alıyoruz. Arzu eden çiğ yer. Bizim bununla ilgili makarna videomuz da var tabii ki. Her türlü otarga yeniyor. Ve de olmazsa olmazı tereyağımız. Lili, kızım. Şimdi Lili'mize bir test ettirelim bakalım. Otur kızım, aferin. Otur, bekle. Bekle. Vedat abinin havyarı. Oo, nasıl da yiyor, şapırdata şapırdata. Tamam Vedat'cığım, olmuş bu. Evet, annem şu anda sadece Vedat için geldi. Vedat'ın mamulleri test etmek için geldi. Evet. İyinur Şerefoğlu. İşlemi anlat. Önce tereyağı mı sürdün? Tereyağı, kızarmış ekmek, tereyağı. Nefis. Vedat harika olmuş. Eline sağlık yüzüm. Çok güzel. Herkes beğeniyor. Lili de burada. Lili. Zaten dinlenen tipi bak. Hayır, verme anne. Yeter. Evet İnur Hanım. Harika. Yorumlarınız? Çok netiz. Eline sağlık. Bol kazançlar diliyorum. Çok güzel olmuş. Evet. Şimdi göreyim bakayım. Biz de bunları şimdi yiyeceğiz. Evet, annemden sonra test aşaması bende. Evet, gördüğünüz gibi kızarmış ekmeğimizin üzerine tereyağımızı sürüyoruz. Kızarmış ekmek olması önemli arkadaşlar. Bizim Vedat çağrışımız bunu ekmek arası komple yapıyor. E tabi üretici olunca yapacak bir şey yok. Biz böyle gariban var, bu şekilde yapıyoruz. Evet. Bu şekilde otarga kefal havyarı. Vallahi çavuş, malzeme çok sağlam. İkinci paketi, üçüncü paketi yolla, bekliyorum. Kefal ya. Kefal, otarga kefal havyarı arkadaşlar. Şundan da bir fırça çekeyim. Oh. Botarga. Kefal havyarı arkadaşlar. Muhteşem lezzet. İzmir Karaburun'dan. Ellerine sağlık çavuşum. Bunu senin kadar güzel yapan adam şu anda yok piyasada. Vedat kardeşimizin taklitlerinden sakının. İrtibat etmek isteyenler benle irtibata geçebilir. Arkadaşın telefon numarasını sizlere seve seve paylaşırım. Evet. Botarga. Kemal abiyle. Muhteşem arkadaşlar. Hay arkadaşlar. Çok güzel. Bu zaten bu şu parçayı bu akşam bitirdim gibime geliyor. Kesinlikle müthiş. Tavsiye ederim. Hiç yemeyen arkadaşınız varsa mutlaka deneyin. Botarga. Benim deyişimle avokadore. Vedat kardeşim bunu çok iyi bilir. Uyduruyoruz tabi. Harika bir lezzet. Bunun için makarna da kullanabilirsiniz. Makarna sosu yapabilirsiniz. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Bizim Vedat hayvanı bunu direkt yarım ekmek arasına
Bu şekilde bunu ayıklayıp bu şekilde yarım ekmek arası yapıyor köpek. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu da zaten kınıyorum buradan. Evet arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Ama Lotharga Kefal haberini mutlaka deneyin. Çok güzel. Müthiş. Şimdiden bana afiyet olacak. Görüşmek üzere.